Uğur hadi ya. Arkadaşlar soru sorun yoksa kapatacağım. Uğur seni istiyorlar. Hadi. Alıyorum seni. İnşallah açar. Ama ne yapayım, istiyorlar seni. Erol abicim, Erol Kaya, seni buradan öpüyorum canım abim. Bir tane. Trabzon'dayım şu an. İstanbul'a gitmek istiyorum ama normalde İstanbul'u hiç sevmem. Nefret ediyorum. Uğur, gagana tüküreyim seni. Geri çevirdin aramamı. İlk kez bir erkek aramamı geri çevirdi. Seni istiyorlar Uğur, hadi. Hadi gözüm. Hadi. Türkiye'nin en yakışıklı fotoğrafçısı. Hadi. Mücahit ne yapıyor? Şimdi nasıl, ses iyi mi? Pınar. Telefonun sesi mi bozulmuş? Abla. Dinliyor mu oradan kulaklıkla? Ablam da kulaklıktan canlı yayın istiyor. Buradan konuşuyor mu? Kim alayım? Uğur seni istiyorlar ama. Öyle. Arkadaşlar yakında maç var. Haziran'ın 21'inde inşallah. Giderse korona. Var. Cevapladım sorunu. Abla sen. Öyle işte. İyiyim çok şükür. Yavrum Nikos'u alsam ne konuşacağım Nikos'la ben? Ne diyeyim ki ona? Onlar Riya'yla sevgililer zaten. Ne? Trabzon'da sinemanın önünde 10 dakika beni beklediniz. Aynı filmi mi izledik? Ama resim. Hangi film? En son Bad Boys 2'ye gittim. Trabzon'da. İnanılmaz güzel filmdi. Uğur bir daha gagana tüküreyim senin. Benle daha konuşma. İstek varmış canlı yayın isteği. Kimi alalım? Müge Anlı mı? Bu kim bu? Avusturya'ya buradan sevgilerimi iletiyorum. Ha, ne diyordum? Bad Boys. Eğer bak daha önce bir film tavsiye etmiştim. Onu çok beğenmişsiniz. Şimdi şey Bad Boys 2, Will Smith'in filmi var. Will Smith'i de bu arada çok severim, beğenirim. Çok iyi bir aktör. Will Smith'in Bad Boys 2 değil ya. 2 değil. 2020 en son bölümünü izleyin. Bad Boys 2 değil de abla neydi o? Biz 2'ye gitmedik. En son bölümüne gittik. Onu izleyin. Onu tavsiye ederim. Film olarak. İzlemişsinizdir. Hem aksiyon hem komik. Ben genelde böyle film zevklerim komedi ve aksiyon, action. O tarz filmleri daha çok seviyorum. Ondan sonra akşamları kefir içerim. Bu kadar yani. Elite izlemedim de onu çok bana tavsiye ettiler de. O ne? Çok şey açık saçık bir film mi? TV veriyor mu? Bizde para yok. Yavrum telefondan internete giriyorsun ya. Onu işte televizyonda şey yapamıyorsan televizyonda vermiyor. İnternetten izlemen lazım. Ama eğer hani mesela nasıl Instagram, internet vardır illaki telefonunda. Yoksa da beni ara, ben yükletirim. Annemin normalde faturalı almıyoruz ona. Çünkü telefon kullanıyor. Faturalı hat kullandırmıyoruz ona. Çünkü bazen açık bırakıyor. Okuma yazması da yok ya kadın.
açık bırakıyor. Mesela benimle konuşuyor, kapatıyor. Telefonu kapatmıyor. Tuşuna basmıyor. Açık bırakıyor öyle. Duruyor gidiyor. Mesela beni arayacak. Telefonu mesela okuma yazması yok ya, çeviremiyor. Yolda geçen birini durduruyor. Oğlum diyor. Mesela bu Sabri Yeşengül, bunu da ara diyor. Hangi Sabri diyor. Survivor Sabri'ye. Annem veriyor telefonu. Benim numaram görünüyor. Tabii alıyorlar numaramı öyle. Öyle çok geldi başıma. Çok arayan oldu. Annenizden aldım numaranı diyorlar bana, ama halbuki annemin telefonundan almışlar numarayı. Annem benim ya. İki hat kullanıyorum. Bir hattım. Mesela şey hattım. Herkeste olan numaram mesela. Annemde olan numara. Özel hattım var. Onu anneme vermiyoruz. Telefonu da kaydetmiyoruz. Çünkü annemin telefonundan numaramı çok alıyorlar. Annemin şimdi kontürü bitiyor. Birini arattırıyor işte, kontürüm bir tane şey yapsın diye. Annem arıyor. Başkası kontürü yüklüyorum ona. Sana da yükler. Ya annem ya. Üf, ne filiz. Ne filiz. Ne filiz. Ben şeyleri de diyemiyorum. Yani. Ne yaptırdığım işten dolayı diyemiyorum. Öyle işte. Annem bizimle değil. Annem anneannemde kalıyor. Anneannemle dedem hasta olduğu için orada. O yüzden bana evde diyemiyor telefonunu. Öyle. Bu arada babam da arka sokaklar Cevdet abicim, sen mi diyorsun? Seni çok seviyorum. Tatlım benim. Arka sokaklar dedi de, babam hastası. Sürekli arka sokakları izler. Mesela oturma odasında, ben oturum genelde odamda vakit geçiriyorum. Öyle işte arkadaşlar. Bizi ne? Şimdi La Casa de Papel'in baştan izliyoruz bir daha. Ablam izlemediği için dizi. Onu izliyoruz. Yani ben izlemiştim ama ablam izlemedi hiç. Onunla beraber izliyoruz. Mısır unlu maskeyi uyguladım. Nasıldı? Güzel miydi? Mısır unlu maske. Kızlara, bunu erkekler de uygulayabilir. Mısır unlu, bir kız arkadaşımız yazmıştı bana da, benim hani o kil maskesi onları alma gibi durumum yok. Köyde satılmıyor falan demişti. Ben mesela hani uygun her yerden temin edebileceğinizi söylemiştim. Eğer o gösterdiğim ürünü bulamıyorsan mısır unu maskesini söylemiştim. Kız arkadaş yapmış. Umarım beğenmiştir. Çünkü ben çok uyguluyorum. Çok güzel oluyor yani. Cildi yumuşatıyor. Kil etkisi var hem. Profil resmini değiştiremem. Çok seviyorum onu. Öyle işte. Kuzenim o gün. O gün seni alayım mı canlı yayına? Şişko o gün. Gece 4'te 5'te yemek hazırlayan o gün. Yiyen o gün. Benim kuzenim var o gün. Bununla biz dün iddiaya girdik. Sürekli görüntülü konuşuyoruz onunla. Almanya'da yaşıyor da onu çok seviyorum. Çok delikanlı bir çocuktur. Aynı zamanda şişkodur. Tamer'i de çok seviyorum. Dedim ona ki çok kül aldım, çok çirkinleştim. Buralarda sarkmaya başladım. Bir de sakalını falan tıraş etmiş. Çok çirkinleşti. Dedim ona ki biraz zayıfla dedim. Hani çok çirkinleştim dedim ona. Şey, 2 ayda söz veriyorum sana dedi. İddiaya girdi konumla. Bana Gucci ayakkabı alacak. İddiayı büyük bir ihtimal kaybederiz. Çünkü 2 ayda 10 kiloyu asla veremez. Öyle gece 5'te 4'te yiyen bir insan. O güncüm 2 ayda 10 kilo vereceğini söyledi. Sağ ol Sezerciğim. Gevezeymiş. Kapatayım o zaman. Şu an evdeyim. Evimdeyim. Başka? Herbalife var mı hala? Daha önceden evet sponsorum da Herbalife. Ürünlerinden memnundum. Ama kullanmıyorum artık. Hala var mı kör bülak? Bilmiyorum da. Arkanda okudu Bad Boys filmi sonu. Hemen kaşını çekilemedik. Kafan nasıldı? Kesin şapka vardı, kapşon vardı. Işıklar yandığı zaman şapka.
Nasıl da tanıyorsun söyle. Yavuz Davutlar neymiş benden isteyin? Talha Taşkın kim? Tanımıyorum onu. Ya benim kuzenim olur ama hiç sevmem onu. Hiç sevmem. Dayım tarafını çok fazla sevmem. Çünkü aileme yaptığı yanlışlardan dolayı. Kendilerine oldukları yeri hiç hak etmiyorlar. İmamlık görevini. Ah, yazıcı Murat. Tanıyım. Evet arkadaşlar. Kimi alayım? Kimi alayım? Kapatayım mı? Sevdiğim marka. Ben markayı çok severim. Marka ürün kullanmayı severim. Marka hastasıyım. Çünkü dandik bir şey alıyorsun, markasız bir şey alıyorsun. Bir iki hafta sonra ya da birkaç kullanımdan sonra elinde kalıyor, bir şey oluyor. Ama marka, markalı ürün. Esercim ne sordun yavrum? Öyle yani. Eskiden hani durumumuz yoktu. Çok varlık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmedim. Benim annem hani çok kötüydü durumumuz. Benim annem ev temizliğine gidip bize bakıyordu. Hiçbir zaman geldiğim yeri de unutmam. Annemle gurur duyuyorum. Annem ev temizliği yaparak bizi kapat sonra yine açarsın. Af dur sen de ya. Açamam şimdi bir daha tekrar. Yani parası olmayan ne yapsın? Parası olmayan çok çalışsın yavrum. Benim de yoktu önceden param. Her şeye hani heves ediyordum. Hatta diyordum mesela boksta, boks maçında mesela herkes bu kim ya? Maçında mesela amatör boks yaptığım zamanlar böyle hani devlet çok şey yapmıyordu. Yani kendi imkanlarımızla gidiyorduk. Amatör boks maçında herkes bile amatör zamanımda bile sporcular bile benim maçımı hep bekliyordu. Maçını yapan gitmiyordu. Gene tribünde hep millet oluyordu. Amatördeyken bile ben hatta diyorlardı hani bu kız tam profesyonel ring kızı diyorlardı. Yani gitmiyordu insanlar. Hatta ben kız arkadaşlarıma diyordum beni canlı TV'lerde izleyeceksiniz diyordum. Ve aradan yıllar geçti. Bana mesaj attılar. Evet Sabri'ye bak bize dediğin oldu dediler. Bir insan bir şey çok isterse her şeyi yapabilir. Yani hedeflerine eğer çok çalışırsa gider. Ben hayal ettim ve istediğim yerdeyim, olmak istediğim yerdeyim. Bazıları mesela işte Bellator'da dövüştüğüm için işte hani orada olmaktan çok hani kazanmak da önemli dediler. Ben orada kickboks maçında Vako Dünya Şampiyonu'ndan ilk maçımda kazandım, aldım. İlk MMA maçıma da 1,5 aylıkken çıktım. 1,5 ay hazırlıkla çıktım ve benim karşımdaki de böyle pasif kişi yoktu. Yani o kafesin içine girmek de biraz yürek ister yani. 1,5 ay hazırlıkla o maça çıktım. Ve bir aptallığımı hırsıma verdiğimi düşünüyorum. Hata yaptım. Tecrübesizliğim. Karşımdaki rakip de judoda siyah kuşak kemer sahibi, şampiyon ve Bellator'un kickboks şampiyonu. Benimle kemer maçına çıkmak istemedi. Çünkü kendine güvenmedi. Ama yürekli olduğumu düşünüyorum. Dövüş sporunda da hırs, yürek önemli ama aşırı hırslı olmayacaksın işte. Ondan sonra annem ev temizliği yaparak işte bize baktı, büyüttü etti. Biz de hani bazı şeyleri alamıyorduk. Mesela şu an ben hep ev aldım. Mesela bir şeyler yapıyorum sürekli. Hani bir şeyler alıyorum sürekli. Annem diyor ki hani kızım alma, yapma. Diyorum anne ben bunları görmedim. Yani alacağım diyordum. Öyle işte. Ve biz okula harçlıksız gidiyorduk bir de.
Yani harçlık almıyorduk. Şimdi ailemize veriyoruz harçlığı, parayı. Bakıyoruz. İşte. Öyle arkadaşlar. Kapatayım mı? Uyuyun siz de. İlk aşkımın ismini söylemem. Söylemem arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Uyuyun artık. Siz erken uyuyor musunuz? Saat 1:30-2'ye geliyor ya. Ben hiç uyuyamıyorum. 5:30'da uyuyorum. Kariyerinde ilk maçında yenildik, o yüzden tabii ki yüksek tutmalısın yani. Kaybedişler olacak, yani mağlubiyetler olacak. Ne olacak? Bir sonraki maça daha çok hazırlanacaksın. Eksiklerini göreceksin. Nerede hata yaptın diyeceksin. Daha çok çalışacaksın. Yani. Müge Anlı'nın resmini Manzura, yerim seni. Kapatacağım yavrum. Herkesin uyku düzeni bozuldu. Karantina, koronadan dolayı. Ama geçecek, ben inanıyorum. Bir ay daha dişinizi sıkın. Havalar ısındığı zaman gideceğini düşünüyorum. Hani nasıl böyle grip falan, yazın hiç grip oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. Ama havalar ısındığı zaman bu korona da gidecek. Yani dikkat edin, dışarı çıkmayın. 20'li yaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kapatmak zorundayım. Şampiyon Taşlı Tarla Spor. Nereye bağlı bu? Taşlı Tarla Spor. Taşlı Tarla Spor'a da başarılar dilerim. Taşlı Tarla Spor. Yeni mi çıkmış? Öyle işte. Başka sorunuz var mıydı? Haziran'da bitecek. Ben öyle hissediyorum. Hislerime çok güvenirim. Sıcaklık Arabistan'da var ama çok fazla yayılmadı. Gördünüz mü çok fazla yayıldığını? Ben çok görmedim. Yani Arabistan'da çok sıcak ama ölen oldu mu orada? Ölen de çok duymadım Arabistan'da. Gidecek. Nasıl hani bu tedbirleri alırsa, tedbirleri şu yaptırdığım dişten dolayı dilim çok fazla. Tedbirlerinizi iyi alırsanız, dışarı çıkmazsanız ne olacak? Virüs gidecek yani. Gülsüm Tatar eski benim takım arkadaşım, boksör. Çok iyi boksördür. Gülsüm de iyidir yani. Şu an yapıyor mu bilmiyorum da eskiden çok iyiydi kız. Haziran'da gidecek işte, dişinizi sıkın. Gideceğini düşünüyorum ben. Yeni mi yaptırdın dişlerimi? Yok, yeni yaptırmadım ya bu. Abla biz ne zaman yaptırdık dişlerimizi? Bir sene oldu. Çok bu sese sinir oluyor. Öyle işte. Öpüyorum sizleri. Dişler problem yaratmıyor. Arkadaşlar kapayım mı? Kapatıyorum. Öpüyorum sizleri. Boks hakkında ne konuşayım ki, ne diyeyim? Kapatayım arkadaşlar. Öpüyorum sizleri.